Son dakika. Narin Güren cinayeti soruşturmasında hesap vakti. Üç savcı iddianameyi hazırlıyor. Gözler anne, ağabey, amca ve itirafçıda. Son dakika. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin. Güren gözyaşları ile toprağa verildi. Türkiye'yi sarsan cinayette 58 gün geride kalırken herkes Narin'in katili ya da katillerini merak etti. Kurulan özel ekibin adeta İğneyle kuyu kazarak elde ettiği deliller ise dava dosyasına girdi. Görevlendirilen 3 savcı, iddianameyi hazırlamaya başlarken, Narin Güran'ı göz göre göre ödüren vicdansızlar için hesap vakti geldi. Evinden 1,5 kilometre mesafedeki, eğer Tutmaz Deresi'nde çuval içinde okul çantasıyla birlikte bulunan Narin'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İğneyle kuyu kazıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde biri Başsavcı vekili 4 Cumhuriyet Savcısının adeta iğneyle kuyu kazarak yaptığı titiz soruşturmada aralarında Anne Yüksel, ağabayı Enes Güren ile amca Salih Güren ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ve yengeler. Hediye ile maşallah Güran'ın da aralarında oldu. 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 58 gün be oya u neca iğneyle uke kazeyle de -i. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Şelengin koordinesinde. Biri başsavcı vekili 4 Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı en ince ayrıntısına kadar hiçbir şeyi atlamamaya özen göstererek detaylıca çalışmalarını yürüttü. Savcılar 21 Ağustos'tan bugüne yani 58 gün boyunca adeta iğneyle kuyu kazarak soruşturma yaparken cinayete ilişkin delilleri topladı. Ses kayıtları, görüntüler ve HTS kayıtları dosyada. Elde edilen görüntüler, ses kayıtları, HTS kayıtları ile ifadeler hepsi bir bütün olarak detaylı bir çözüm yapıldıktan Sonra soruşturma dosyasında yerini aldı. Savcılar, gece gündüz Narin cinayetini aydınlatı. Uması için büyük bir özveri ortaya koyarken, iddianameyi yazmayı başladılar. Başsavcı ve başsavcı vekili koordinesinde, 3 Cumhuriyet savcısının hazırlamaya başladığı, iddianamenin önümüzdeki günlerde, tamamlanması beklenirken, cinayete karışanlarında artık mahkeme, önünde hesap verme vakti de gelmiş olacak. Gözler anne, amca, ağabey ve itirafçı da olacak. Türkiye'nin gündemine oturan Derin Güren cinayetiyle ilgili yargılamada ise, gözler anne Yüksel Güren, amca Salim Güren, ağabey Enes Güren ve Nevzat Bahtiyar'da olması bekleniyor. Çünkü, son elde edilen HTS kayıtlarında anne, amca, ağabey ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evde oldukları bilgisi elde edilmişti. Bahtiyar, son ifadesinde gittiğinde narin. Güran'ın cansız bedeninin yerde olduğunu söylemişti. Ölüm saatinde evdeki dört kişi. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güren cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Taşantep'e mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ile Şkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. İddianameye yansıması beklenen detayları anlatan Dikle Çamova, Narin evde öldürüldü. Evde 4 kişi vardı. Anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar evdeydi. Amca Salim Gülen ile Narin'in ağabeyi, Narin'i öldürdüğü, iddianameye yansıması bekleniyor, ifadelerini kullandı. Dicle Çanova'nın açıklamaları şöyle, iddianame hazırlandı. Birkaç gün içinde mahkemeye sunulacak. Savcı, adı geçen, gören, duyan ve konuşmayan dahil herkese en yüksekten ceza isteyecek. Cinayetin odağında ise dört isim yer alacak. Amca Salim Gülen, abi Enes Güren. anne Yüksel Gülen ve Nari'nin cansız bedenini ortadan kaldıran Nevzat Bahtiyar. Baz istasyonu verileri daraltılarak yapılan analizde sonuca ulaşıldı. Yani BAS ve HTS kayıtları olayı çözdü. Bu kayıtlar gösterdi ki Nari'nin. Evinde öldürüldü ve o sırada evde amca, abi, anne ve Nevzat Bahtiyar vardı. Dolayısıyla edindiğim bilgilere göre iddianamede Narin cinayetinde bu isimlerin işbirliği yaptığı teze ortaya konulacak. Daha önce adli tıp sonucu ortaya çıkmıştı. Narin'in bu olarak öldürüldüğü ve o sırada ağzından çıkan sıvının amcanın bulaştığı, bu nedenle amcanın kullandığı aracın direksiyonunda ve şoför koltuğunda Narin'e ait DNA izlerine rastlandığı tespit edilmişti. İddianamede bu bulgular yer alacak ve Narin'in abisi Enes Gürend ile amcası Salim Güran'ın işbirliği içinde cinayeti işlediği vurgulanacak. O sırada evde bulunan dört kişi içinde ağırlaştırılmış. Müebbet hapis cezası talep edilecek. Olayın kesin detayları mahkemede çözülecek. Ayrıca bilen, duyan ve yanlış yönlendirenlerin tamamına da üst dereceden cezalar talep edilecek. Nalin Güran, 21 Ağustos, günü akşam saatlerinde ailesinin kaybolduğu yönündeki bildirimiyle gündeme gelmişti. Sonrasında olayın bir kaçırılma değil, cinayet olduğu anlaşıldı. Nari'nin cenazesi, 9 Eylül'de eğer tutmaz deresinin kıyısında, bir ağacın dibinde çuval içinde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonrası, Nari'nin 21 Ağustos'ta saat 15.15'te, okul kamerasına yansıyan son görüntüsünün ardından evinde öldürüldüğü ve kısa süre içinde deri kenarına cansız bedeninin götürüldüğü anlaşıldı. Ölümünün amca ve abinin işbirliği ile gerçekleştiği, annesinin de o sırada evde olduğu belirlendi. Nevzat Bahtiyar'ın ise Narin'in cansız bedenini saklamakla görevlendirildiği netleşti. Zaten tek itiraf da Nevzat Bahtiyar'dan gelmişti. Peki Narin neden öldürüldü? Bu sorunun da mahkemede netleşeceği belirtiliyor. Görmemesi gereken bir ilişkiye tanıklık ettiği iddiası. Başından beri gündemde yer alıyor. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet. Hapiste yargılanacak bu dört ismin. Mahkemede neler söyleyeceği merakla bekleniyor. Ancak görünen o ki... İddianamede talep edildiği gibi. O köyde bu olayla ilgili kim varsa hepsine ceza yağacak. Cinayet sırasında aynı yerde. Yani Narin'in evinde bulunan dört kişi için ağırlaştırılmış. Müebbet hapis cezası verilmesi. Davanın odağında olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da Narin Güren soruşturmasıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç, soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. Arama çalışmaları ve adli soruşturma başladı. Şu anda tutuklular ve adli kontrollü şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi oldu. Daraltılmış bas çalışması ile çok önemli deliller elde edildi. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda ve iddianame, hazırlığı, süreci de başlamış durumda. Daraltılmış bas çalışması incelemesinde kimin hangi dakikada nerede olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Teknolojinin son imkanları kullanılarak incelemeler yapılıyor. İddianame ile narın evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek, dedi. İfadelerden çıkarak, özellikle televizyon ekranlarında olay yorumlanırken, dosyayla ilgisi olmayan bir takım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu, toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki, bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu iddianame, soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığı. Buna ortaya konulan bir iddianame olacak. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilir kişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır. Bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış bas çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. O da o da herkesin nerede olduğu o bas kayıtlarında belli.